Şimdi benim bu saatimde biraz daha çekilebilir bir algoritmayla karşınızdayız. Keyifinizde şeye geçtik, kümelemeye, klas çeminde. Bu konunun ilk algoritması, bu bölümün, bu kategorinin ilk algoritması sıkça da kullanılan, yani kolay bir matematiği olan, anlaşılması çok kolay olan ve sıkça da kullanılan bir algoritma türüdür. Gözetimsiz öğrenmeye bir örnektir. Neden? Benim etiketli değildir. Biz verinin içerisinde hemen görünmeyen ilişkileri keşfetmeye, yakınlıktan, girdi çıktı ilişkisinden, yoğunluktan, benzerlikten o ilişkileri keşfetmeye çalışırız. Şimdi Uygun'un anlattığı gözetimli sınıflamada, yani classification'da verimiz etiketliydi tabii. Yani bir model çalıştırdığımızda, ki etiketli olması demek işte her bir eğitim verisi X feature seti için bir Y çıktısının olması demek. Yani bu noktalar mavi mi, kırmızı mı, daire mi, çarpı mı biliyor olmamız demek. Şimdi bizim buradaki işimiz, tabii bu modeli oluşturmak demek, bu karar sınırını bilmek demek. Ondan sonra karşılaşacağımız bütün verileri bu karar sınırına göre değerlendirmek demekti. Ya verimiz şu şekilde etiketsizse, şimdi ne gibi anahtar sözcükler kullanmıştık? Yakınlık, birbiriyle ilişkileri, yoğunluk. Mesela şimdi burada bakınca, burada, yani neyle bulacağız bunu, nasıl yapacağız bilmiyoruz ama kullanacağımız araç herhalde bize burada iki tane küme, kendi içinde homojen iki tane küme verir şeklinde. Eğitimlerimizde de bu Y'lerin olmayışıyla karşılık buluyor. Sadece X feature'larımız var. Yukarıdaki gibi bir kümeleme yaparsa kullanacağımız araç, algoritmamız bizi şaşırtmayacak. Peki neyi bulacak? Sebep-sonuç ilişkisini, girdi-çıktı ilişkisini, yoğunluğu bulacak. Ve bu kategorideki en bildik algoritmalarda boyut indirgeme ve şu an göz attığımız kümeleme algoritması. Şimdi bir önce işin matematiğine girmeden, bedel fonksiyonunu tarif etmeden, şöyle sezgisel düzeyde, şeylerle, pardon, ondan hemen önce şöyle bir genel uygulama alanlarından bahsedeyim. Her türlü segmentasyon, pazar, müşteri, neyi arıyoruz burada? Kendi içinde daha, görece daha homojen alt gruplar bulup, onlara dönük davranışlar geliştirme. Yani bir müşteri alt grubu olabilir, bir seçmen alt grubu olabilir, vesaire vesaire. Pazar, müşteri segmentasyonu örneklerini çokça biliyoruz. Sosyal ağ analizlerinin en çarpıcı kullanımı işte 2016 Amerika seçimlerinde oldu biliyorsunuz. Oradan profillenerek çıkarılan alt gruplar, yani nasıl davranacağı konusunda çok emin oldukları, kendi içinde çok homojen alt gruplar adeta o seçim sürecinde bile propaganda unsuruna dönüştürüldüler. Hiç farkında olmadan, onlar ülkede yaşanan biten bir tane haberi alıyoruz zannederken aslında onların o duygularını tetikleyen şeyler arkadan paylaşıldı ve mobilize edildiler. Veri kaynak kümelemesi dedik. Bu data center'larda farklı tip kaynaklar kullanılıyor. Hangi veriler bir arada tutulmalı ki o kaynakların birbiriyle uyumlu, optimal kullanımı gerçekleştirilebilsin? Ya da astronomik araştırmalarda, yıldız keşiflerinde, yıldız kümelemede kullanılabilmekte. Anahtar sözcük şu, ya da anahtar yaklaşım. Kendi içinde görece daha homojen alt grupları bulacağız. Ne yapacağız bunlarla? Onlarla iletişimimizi daha etkin yapacağız. Daha iyi hitap edeceğiz, daha doğru aksiyonları onlara geliştireceğiz. Ticari ya da ticari olmayan birçok konuda. Şimdi K-Means'i dediğimiz gibi biraz böyle işin
geometrisinden kavramaya çalışalım. Şu şekilde yeşil noktalarımız var. Hepsinin bize bir şey söylemiyorlar. Yerleri farklı ama etiketleri konusunda bir şey söylemiyorlar. Şimdi biz küme sayımız kadar, bu arada bulmayı umduğumuz küme sayısı kadar bir nokta ataması yapıyoruz. Şimdi burada hemen aklımıza şu gelecek. Bizim zaten aradığımız şey değil mi? Yani nereden biliyoruz da iki tane atıyoruz, üç ya da dört atamıyoruz? Bunun cevabını da şimdi sunumumuzu bitirdiğimizde vermiş olacağız. Atadık. Yaptığımız iş birbirini takip eden, yinelenen, iteratif iki tane işlemi sürekli yapmak. O işlemler bu algoritmayı şu açıdan özgünleştiriyor. Yani burada çalıştığımız, şu ana kadar dinlediğimiz ve dinleyeceğimiz pek çok algoritmada bir bedel fonksiyonu tanımlamış ve bunu çeşitli yöntemlerle bu bedeli minimize etmeye çalışmış. Global minimumunu aramış. İşte, gradient descent, eğim azalış vesaire gibi yöntemlerle. Oysa ki burada algoritmanın kendisi zaten cost düşüren bir yöntem olarak doğası gereği çalışıyor. Yani şöyle, bu verili durum. Her bir noktaya en yakın noktaları atayım diyorum. Yani kırmızıya yakın yeşil noktaları, kırmızı, maviye yakın yeşil noktaları mavi yapayım diyorum. Şimdi şöyle yaptığımda cost bedel fonksiyonum şu ise, ki şimdi birazdan onun matematiğine gireceğiz. Her bir merkezin kendi rengindeki noktalara olan uzaklıklarının toplamı. Öklid'in uzaklıklarının toplamı. Yani burada biz iki future'da görselleştirdik bunu x1 ve x2 ile. Daha kolay anlaşılsın diye. Ama bunun en boyutluyla karşılaşacağız normal bir problemde. Dolayısıyla o en boyutlu uzayda bunların merkezlerine olan uzaklıklarını toplayacağız. Ve bu uzaklığı minimize etmeye çalışacağız. Şimdi o birazdan daha karşılık bulacak. Şimdi bu ilk atamayı yaptık. Küme rastgele atamalarımızı yaptık. En yakın merkezdeler noktaların atamalarını yaptık. Sonra diğer algoritma adımımız kendilerine atanmış bu noktaların hesaplanmış merkezine taşımak olacak. Hesaplanmış geometrik, fiziksel geometrik ortalamasına taşımak olacak bu merkezleri. Şimdi bu merkezler şu ok yönünde hareket ettiğinde kendi alt grubu içerisinde bedeli düşüren bir etki gösterir mi? Gösterir. Yani zaten şeyi de buradan yakalıyor. Başka bir yöntem kullanmaksızın bu iteratif işlemi yaparken biz sürekli bir aslında maliyet düşürme işlemi yapıyoruz. Şimdi bunu tekrarlıyoruz. Yeni yerinde bu sefer kendisine hangi noktalar yakın? Maviye bir takım noktalar veriyor. Maviden bir takım noktalar alıyor. Yeniden bir bölüşüm, ayrışım gerçekleşiyor. Peki az önceki sahip oldukları noktaların geometrik ağırlık merkezindeydi. Noktalar el değiştirdikten sonra hala o özelliğini koruyor mu? Korumuyor. Dolayısıyla bir kez daha mavilerin ve kırmızıların geometrik ortalamalarını alıyoruz ve oraya noktalarımızı tekrar taşıyoruz. Peki bu işlemi ne kadar yapıyoruz? Bu işlemi nokta alışverişi ya da veri alışverişi başka bir deyişle veri etin verisi alışverişi hiç gerçekleşmeyene kadar ya da kabul edilebilir bir seviyeye düşene kadar. Çok çok düşene kadar. Şimdi geldiler. Mavi aşağıya indi. Tekrar ağırlık merkezine çekti. Kırmızıyı kırmızıların ağırlık merkezine çekti. Artık şu noktadan sonra birbirinden veri alamıyorlar, çalamıyorlar. Dolayısıyla doydular, satüre oldular ve bizim kümeleme işlemimiz iki küme için, ayrıştırma işlemimiz iki küme için
sonuçlandı. Peki bu algoritmanın girdileri neler? Küme sayısı, K küme sayısı, herhangi bir zamandaki küme sayısı. Şimdi bu nihai olarak neye eşit? Anlatımımız bittiğinde cevabını bulacak. Bir de eğitim verisi. Yani x1, x2, m'e kadar bütün kullandığımız veri. Aslında eğitim verisi ne derken biraz ihtiyatlı diyoruz. Çünkü bu doğrudan üzerinde çalışma yaptığımız veri bir taraftan da. Yani kendisini kullanmıyoruz. Elbette bundan elde ettiğimiz çıkarımları yeni gelecek veriler için de kullanıyoruz ama bu verinin kendisi bizzat bu çalışmadan sonra bu bölümlemenin kendisi bu veri üzerinde. Bölümlemeyi yaptığımız veri üzerinde kullanılıyor. Az önce anlattığımız tekrarla iki adımı şurada tekrar ifade edeyim. Bütün noktalar bir tane merkezin en yakın merkezin indeks değeri atanıyor bütün noktalara. Birden emek kadar. Bütün eğitim verisinin bütün noktalara. Ve daha sonra bütün merkez noktaları kendilerine atanmış bu noktalara göre ortalaması buluyor. Ortalamasına taşınıyor. Matematiksel sözel ifadesi de bu. Şimdi bunu kodla yapmaya kalktığımızda da bir merkez hafıza tanımı yapıyoruz. Normal parametre tanımlarımızın dışında. Bu merkez hafızaya birden eme kadar bütün eğitim verisini döndürürken her bir K'nın her bir o anki mevcut merkezin uzaklığını, öklüden uzaklığını yani farklarının, karelerinin karekökünü atıyoruz. Bu değerlere geçici olarak sahip oluyor. Bunların en küçüğü de o noktanın o an için atanmış o noktaya en yakın merkez oluyor. Merkez noktaları altında bunu gösteriyoruz. 3 fonksiyonumuz var. Merkez noktalarının bulunması, en yakın merkeze atanması, merkez noktalarının bulunması, bir de bedel fonksiyonu. Aslında ondan sonrası bu fonksiyonların çağrı tekrar tekrar kullanılmasından ibaret. Merkez oluştururken de o indeks değerlerini yani K indeks değeri ilgili K olarak atanmış noktaların kolon bazında ortalamalarını alıyoruz. Yani o feature için ortalamalarını alıyoruz. Bizim için bir merkez noktası en boyutlu bir vektöre dönüşüyor dolayısıyla. Burada iki boyutluydu gösterdiğimiz örneklerde. Şimdi C'yi ikinci eğitim verisinin atanmış indeks değeri. Yani biz eğer 3 küme çalışıyor isek X1'ye X1'e 2 demişsek X1 o an için algoritmanın o safhasında ikinci kümeye atanmış demektir. X6 da 2 ise aynı zamanda 6. eğitim verisine ikinci kümeye atanmış demektir. Böyle bir notasyonumuz var. Şimdi şey ne şu aslında minimize ettiğimiz bedel fonksiyonu da şu. Öyle K'lar bulmalıyım ki mu1'den mu2'ye kadar ve mevcut verimi birden m'e kadar mevcut verimi de bu K'lara öyle atamalıyım ki herkesin kendi merkezinin lazerim nereden çalıştırıyor? Herkesin her verim kendi merkezine olan uzaklıklarının toplamı minimum olsun. Yani bunu K sayısının da üzerinde ve o K'ya atanan verilerin de üzerinde tarif edileceğiz. Yani bunu 2K ile de bulabilirim, 5K ile de bulabilirim. Öyle bir K ile bulmalıyım. Ve bu noktaları verimi o K'lara öyle bir atamalıyım ki en düşük ki
sağ tarafı burayı. Şeyin bu. Ve ona da tekrar döneceğim. Az önceki ikili alıp. En yakın merkezleri bu, merkeze taşıyın. En yakın merkezleri bu, merkeze taşıyın. Bu şekilde ulaşabiliyorum. Aslında şöyle, eğitim verisi üzerinden de alsak, cluster üzerinden de alsak, bütün verileri kendi cluster'ına, kendi cluster'ının merkezine olan uzaklığının toplamı. Evet. C1'den N'e kadar gidiyor ya. Evet. C1'den N'e kadar olan birinci, ikinci, üçüncü veri. Birinci veri, ikinci veri, üçüncü eğitim verisi, M'inci eğitim verisi. Onlardan bir bölümü birinci kümeye ait. Birinci kümenin merkezine uzaklığı. Bir bölümü ikinci kümeye ait. O zaman M'ler tam onların sayıları olması lazım. Yok. Merkez var. Bütün veriler boyunca verinin ait olduğu merkeze olan uzaklıklarının toplamını alıyor. Yani eğer şu işlemi K3 için yapıyorsam M tane eğitim verinin bir bölümü birinci sentroide bağlı, bir bölümü ikinci, bir bölümü üçüncü. Yani bir merkeze kadar şu summation'ı çalıştırırken tüm sentroidleri de kabul etmiş oluyor. Bizim feature'ımız maliyet olarak ne ifade ediyoruz? Yani fiziksel mesafe. Uzaydaki mesafe gibi. Şimdi bedeni de şöyle hesaplıyoruz. Örneğin bu kez de K'lar boyunca yapıyoruz. K'lar boyunca o K'ya ait noktaları bu ereğiyle topluyoruz. Sonra onların merkezlerine olan kendi merkezlerine olan uzaklıklarını akümüle ediyoruz. Bunu da bütün K'lar boyunca yaptığımızda aslında bütün noktalar boyunca hepsinin kendi merkezlerine uzaklığını ifade etmiş oluyoruz. Yani demin M boyunca çalıştırmıştık, şimdi K boyunca çalıştırıyoruz. Aynı yere çıkıyor sonuçta. Bütün noktaların ölçülüyor olması yeter. Bir önceki slide'daki bu halde aşkına sıvarlıklar için bana oturuyor sadece. Bu da beden fonksiyonunu her noktanın kendi klasik sıralarında yani bağlı olduğunuz klasik sıralarında uzaklığını hesaplıyor.
Şöyle deseydim bütün noktalar için veri merkezlerinde olan uzaklıklarının verilerini aldık toplam veya küme deseydim de bütün iler boyunca buradaki sintaksi kullanmayı aynı sonucu verecek. Şimdi iki tane problemimiz var. Bir, bu k'ların sayısı ne olacak? Optimal k sayısı. Bir de bu ilk atama işini nasıl yapacağız? Yani mavi ile kırmızıyı koyduk da o bir problem olur mu? Oradan bir sıkıntı yaşar mıyız? Önce bu rastgele atamaya bakalım. Şöyle iki tane etiketsiz verimci olduğunda K2 için yukarıdaki rastgele atamalar gerçekleşebilir. Hızla kümeler bulunur. Aşağıdaki de gerçekleşebilir. Muhtemelen o da doğru bir şekilde ayırır. Yani üst tarafa atabiliriz, bir süre sonra zıplar üste çıkar ve birbirinden alınması haline gelir. Fakat her zaman bu kadar sorunsuz mu çalışır bu? Şöyle bir üçlü grup ayar edelim. Kırmızı, mavi ve yeşil. İlk atamalarımız şöyle olursa, herkes kendi durumunun içerisinde kalır. Şöyle bir üçlü bölümleme elde edebiliriz. Fakat ya ilk rastgele atamalarda şuna birer tane düşerse şu iki gruba. Yani bütün iterasyonlarda bunlar mavi, şunlar da kırmızı ve yeşil kalabilir. Yani buradaki uzaklıkları, gerçek uzaklıkları olarak, gerçek geometrik uzaklıkları olarak alırsa. Ya da bir başka durumda da işte şu orijinalinde kırmızı olan şu bölge iki tane küme tarafından kontrol edilmeli olabilir. Bunun önüne geçmenin yolu bu atamaları tekrarlamaktır. Yani bunun içinde yeterli görülen sayı yaklaşık 100'dür. Yani bu tek atamaları, rastgele atamaları 100 kere yapar ve bu işlemi tekrar edersek o lokal minimum problemine takılmayız. Global minimumu buluruz. Şöyle bir trik var. Küme sayısı da 4-5 rakamın üstüne çıktığında artık hani öyle onlarca tekrara gerek yok. 3. 5. 8. tekrarında muhakkak şeyi yakalıyor. Globali yakalıyor. Orada da eğer hesaplama güçlüleşiyor ise bu bilgiyi kullanabiliriz. Peki K'nın seçimi nasıl yapılıyor? Hangi K değeri doğrudur? Yani şurada 2 tane küme mi vardır? 4 tane küme. Bunun çok metrik bir şeyi yok, optimizasyonu yok. İki tane yaklaşım var. Birine dirsek metodu diyoruz. Diğerine de işte domaininden sonuçları itibariyle değerlendiriyoruz. O da şudur. Şimdi teorik olarak K'yı artırmaya devam ettiğiniz sürece bunun bedeli düşer mi? Düşer. Yani K eşit küçük M olduğunda böyle sıfırlanır. Herkesin başında bir tane küme oluşur. Sıfırlanır. Fakat artan K'ya bir çok hızlı reaksiyon verdiği bir aralık vardır verinin. Gerçekten o kadar sayıda küme içeriyordur. Her gelen yeni K, her gelen yeni küme maliyeti hızla düşürüyordur. Ama bir yerden sonra döver yavaşlar. Adeta burada gördüğünüz dirseğe benzer bir şekil alır. Artan K'lar için böyle bir grafik çizdirdiğimizde o dirsek noktasını optimum olarak alabiliriz. Bir diğeri de bunu domaininden cevaplamaya çalışmaktır. O da nedir? Örneğin tişört bedeni hesaplamada, tespitte sonuçlar itibariyle de değerlendirilir. Yani benim işte 5 tane farklı size'da tişört çıkaracak bandım henüz yok. Ben 3'te kalacağım. Bana 3 için kümele. Ya da pazardan böyle bir talep var. Artık kümelemeyi
5 grup için yapmak zorundayım gibi bir değerlendirmenin arkasından kan sayısına karar verebilirim. Şimdi bizim aldığımız veri psikiyatrik dönemden kanser verilerini aldık. Ama şu an onu notluktan gösteremeyeceğim. Ayrıca şey yaparsanız, merak ederseniz daha sonra bakabiliriz. Dirsek metodunun gösterdiğiyle, dirsek burada şunu çok açık bir şekilde gösteriyor değil mi şurayı? İki. Dirsek metodunun gösterdiği kırılmayla aslında sahanın, domainin bize söylediği aynı şey. Yani ya tümörlüdür ya değildir. Bir şeye dair topladığımız tümör kötü huyludur ya da değildir. Bir tümör verisine dair topladığımız veriler diyebiliriz. Onları da göstermek istediğimizde şöyle dağılıyor. Verinin etiketliydi. Hani biz etiketini kapatıp yaptık bu kümelemeyi. Ama etiketini açtığımızda da şöyle bir şey gördük. Biz şu aradaki kırmızılar dışındakileri yakalamışız. Yani hesaplamanın kabiliyetini görebiliyor musunuz? Bir grup veriyi veriyorsunuz, hiçbir şey söylemiyorsunuz veri hakkında. %85 doğrulukla kanserli olan olmayanı ayırıyor. Zaten veri etiketlendiğinde bu işte 99'ların üzerine çıkıyor. Yapılan bu konudaki çalışmalardan da biliyoruz. Evet, kendiniz de bu kadar.